Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde Ağustos ayına ait tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında azalış gösterirken 78,2 puana geri çekildiğini gördük. Mevcut dönemde hane halkının maddi durum artarken gelecek 12 aya ilişkin beklentilerde hane halkının maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi ve dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinin zayıfladığını gördük. IMF Başkanı Kristalina Georgieva 650 milyar dolar büyüklüğü ile IMF tarihinin en büyük SDR özel çekim hakkı dağıtımının dün gerçekleştirildiğini duyururken Türkiye buradan 6,4 milyar dolarlık pay aldı. Son dönemde yurt içinde iyimserlik yaratan gelişmelerden biri de buydu. Dün Borsa İstanbul 100 endeksi %1 değer kazanarak günü 1459 puan seviyesinden tamamlarken işlem hacmimiz ise 13,7 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %4 ile turizm olurken en çok kaybettiren sektör ise %0,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları oldu. Dolar Türk lirasında Dolar endeksindeki aşağı yönlü baskının hafta başında sürmesiyle geri çekilişine de devam ettiğini görüyoruz. Bugün yurt içerisine ver akışı sakin. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat PMI verisi beklentilerin altında 61,2 puana gerilerken son 4 ayın en düşük verisi olarak kayıtlara geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmet PMI verisi beklentilerin altında 55,2 puan olarak açıklanırken Eylül 2020 yılından bu yana en düşük veri olarak kayıtlara geçti. PMI verilerinde Delta varyantının etkileri görülürken kısmi yavaşlamanın ekonomide şu an için bir bozulma yaratmasını da beklemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut ev satışları beklentilerin üzerinde 5,99 milyon adet olarak gerçekleşirken son 2 aydır yükselişleri görüyoruz. Konut piyasasına dair bugün gelecek verilerle sektöre ilişkin daha net bir tabloyu ele alacağım. Gelen PMI verilerinin beklentilerin altına kalması dolar endeksinin değer kaybetmesine neden olur iken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde dün %1,25'lere doğru geri çekilme yaşanırken ancak tahvil faizlerinde güçlenme çabasının da devam ettiğini gözlerden kaçmadı. Faizler bu sabah itibariyle %1,27 seviyesinden işlem görürken Amerika Birleşik Devletleri borsaları günü alıcılı tamamladı ve tahvil alımının azaltılması noktasında hala belirsizliğin sürmesi borsalara olumlu yansımasını sürdürdüğünü görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi Başkan Biden'ın sosyal programlara harcamaların artırılmasını öngören planını yasalaştırılması yönündeki ilerlemesiyle bugün yapılacak oylamayı erteledi. Yarın yeniden bir araya gelinmesi bekleniliyor. Temsilciler Meclisi Başkan Pelosi altyapı yatırım paketinin sosyal harcamaların artırılmasını da içeren ve 3,5 trilyon dolara bulan paket içinde yasalaştırılmasını istiyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni konut satışlarının 698 bin adet gelmesi beklenirken Richardman İmalat Endeksini de yakından takip ediyorum. Bu hafta piyasalar gözünü tamamen Amerika Birleşik Devletleri büyümesi ve Başkan Jeremy Powell'ın Cuma günü Jackson Hole'de toplantı yapacağına çevrilmiş durumda. Euro bölgesinde ise dün Euro bölgesinde büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat PMI verisi beklentilerin altında 61,5 puan olarak açıklanırken veri son 6 ayın en düşü olarak kayıtlara geçti. Büyümenin diğer öncü göstergelerinden olan hizmet PMI verisi ise beklentilerin dahilinde 59,7 olarak açıklanırken bu sabah gelen verilerde Almanya büyümesi 2021 yılının ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde %1,6 büyüme gerçekleştirdi. Dün dolar endeksindeki zayıflama ile euro dolar paritesindeki artış görülürken Paritedeki yükselişlerin halen benim için bir satış fırsatı yaratmasını sürdürdüğünü vurgulamak isterim. Euro Türk Lirasına dün düşüşünün sürdürürken bugün 9,86 desteğinin çalışıp çalışmayacağını da yakından takip ediyorum. Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü alıcılı kapatırken gelen olumlu imalat PMI verisinin ve Tahvil alım programının azaltılması sonrasındaki belirsizliklerin Avrupa borsalarına olumlu yansıdığını söyleyebilirim. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk Lirası'nda Türkiye'de tüketici güveni Ağustos ayında 78,2 seviyesinden gerçekleşirken dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri hizmet PMI verisi Birleşik PMI verisinin beklentinin altında 55,4 seviyesinden gerçekleşmesiyle Jackson Hole toplantısında konuşacak olan Fed Başkanı Jeremy Powell'ın varlık alım programı ile ilgili açıklama yapması bekleniliyor. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,48 ve 8,52 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,38 ve 8,32 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Avrupa bölgesi Birleşik PMI verisi Ağustos ayında beklentilere paralel bir şekilde 59,5 seviyesinden gerçekleşirken Türkiye'de tüketici güveni Ağustos ayında 78,2 seviyesine geriledi. Avrupa bölgesi enflasyon oranında aylık değişiklik görülmezken yıllık bazdaki artışta %2 oldu. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 9,95 ve 10 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,82 ve 9,74 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro-Dolar paritesinde ise Avrupa bölgesinde bileşik PMI verisi Ağustos ayında beklentilere paralel bir şekilde 59,5 seviyesinden gerçekleşirken Başkan Jeremy Powell'ın Jackson Hole toplantısında piyasalara yön vermesi bekleniliyor açıklanan işsizlik başvurularının son zamanların en düşük seviyesine ulaşması, Fed'in elini güçlendirirken Euro-Dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1765 ve 1,1785 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,1715 ve 1,1695 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise bugün açıklanacak olan petrol stokları, petrole olan talebe ilişkin bir fikir sahibi olmamıza neden olacak. Hem vaka sayılarındaki artışın yarattığı talepteki daralma endişesi hem de varlık alımlarındaki değişikliğe gidilmesiyle genişleyici para politikası döneminin sona ermesi Brent petrolü baskılamaya devam ediyor. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 69 dolar ve 70 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim Önemli direnç noktaları yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 68 dolar ve 67 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. I should say